kalbinizin çarptığını mı hissediyorsunuz? Acaba nabzınız fazla mı, az mı, doğru mu, düzensiz mi? Evet, bunların hepsini merak ediyor olabilirsiniz. Hayatımıza artık akıllı telefonlar, akıllı saatler girdiğinden beri an ve an bedenimizin durumunu kontrol ediyoruz. Aslında bu iyi bir şey. Çünkü sayılarımızı eğer bilirsek sağlığımızın kontrolünü doğru bir şekilde yapabiliriz. Nabız atışlarında normal ve ideal kabul ettiğimiz değerler dakikada 60 ila 100'dü. Ancak son yıllarda Japonlar tarafından yapılan bir araştırmada bu oranı birazcıkça daralttık ve 60 ila 80 arasına çektik. Çünkü 80'den yüksek olan her 10 birim ömrünüzden 1,5 yılı aldığı gösterilmiş araştırmalarda. Yani nabzınız 90 ise ömrünüzden 1,5 yılı siliyorsunuz. 100 ise 1,5 yıl daha gitti. Evet, önlem almazsanız hayatınızın 3 yılını yaşayamayacaksınız maalesef demek. Nabız atışlarınız 100'den yüksek ise bu artık patolojik bir problem olduğunun göstergesidir. Üstelik her an kalp krizi veya felç geçirebileceğinizi de bilmeniz gerekiyor. Tabii ki de nabzın düşük kalma sorunu da var. Yüksek atışlar kadar düşük atışlarında bir sorunun habercisi olduğunu asla unutmayın. Kalp atım hızının dakikada 40 ve 6 olması demek, kalbinizin yeteri miktarda kan pompalayamaması demektir. Bu durumda vücut yeteri kadar oksijenlenemez ve dokular zarar görebilir. Baş dönmesi, baygınlık, terleme, sinir sistemi bozuklukları gelişebiliyor. Peki nabzınızı nasıl ölçeceksiniz? Evet, bileğinizden ölçebilirsiniz. Vücudumuzda daha doğrusu anatomik olarak baktığımızda çeşitli bölgelerimizde nabzımızı alabileceğimiz damarlarımız var. Bunların başında kulaklarımızın hemen önünde temporal arter dediğimiz başımızın yani yanlarında şakak bölgesindeki nabız ölçebildiğimiz damarlarımız var. Hemen buradan bakabiliyoruz. Sonrasında boyun damarlarımız geliyor. Boyun damarlarımızdan sonra koltuk altında aksiler arterlerimiz var ve dirsek çukurumuzda brakiyal arter, el bileğinde radyal arter, kasıklarımızda femoraller, dirseklerimizde yine keza aynı şekilde damarlar ve ayaklarımızın üstünde ve ayak bileğimizin arka kısmında ölçebileceğimiz çeşitli yerler var. Anatomik olarak şu anda bunları görüyorsunuz zaten. Bunların hepsinden ölçebilirsiniz. En kolayı nereden ölçmek? Herkesin yapabileceği bir şey var. El bileğinizden ölçmek. Baş parmağınızın tam kökünde, tam bu bölgede, kemiğin bittiği noktada el bileğindeki çukurda parmağınızı koyduğunuzda nabzınızı ölçebilirsiniz. Eğer iki parmağınızı bir anda koyarsanız dolgunluğu tam bir şekilde alabilirsiniz. Ve buradan bir dakikada ne kadar nabzınızın aktığını ölçebilirsiniz. Sadece bir dakika boyunca saymanız, evet, bazen biraz fazla olabilir, bazen sayıları karıştırabilirsiniz. O zaman 15 saniye ölçüp onu 4 ile çarptığınız zaman zaten 1 dakikadaki nabız atış sayınızı bileceksiniz. Biz kalp doktorları olarak 1 dakika 72 kalp atımı demek. En ideali de bu. Sağlıkla kalın.